Hoş geldiniz. Öndeki sandalyenin biri müsait, biri de orada müsait. Emre'cim bir ileri git. İstersen sen Emre kayarsan. Bir kayarsan iyi olur. Tamam, oraya teşekkürler. Kalkıyoruz. Hadi arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 1912'de İtalya'da doğuyor yönetmenimiz ve Bologna Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi alıyor aslında. Daha sonra sinema eleştirmenliği olarak kendisini devam ettiriyor. Özellikle komedi, İtalyan komedi filmlerini çok kötü eleştiriyor, çok sert eleştiriyor. Ve daha sonra kendi de sinema eğitimini tamamlayıp özel bir akademide gene Roberto Rossellini'den çok etkileniyor ve onunla birlikte çalışıyor. Onun filmlerine hayranlık duyuyor ve kendisi de 1950 yılında ilk filmini çekiyor. Hani çok bir parlak bir film olarak hani nitelendirilmiyor ilk başta. Bir Aşkın Güncesi diye film. Asıl ikinci filmi 1960 yılında Burhan Hoca'nın da söylediği L'Aventura, Macera adlı film. Ki şimdi tekrar izlediğimizde hayranlık duyacağımız bir film. Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülü alınca bir dünya bir Antonioni'yi tanıyor. Bu nasıl bir yönetmen? İtalyan yeni gerçekçiliği nereye getiriyor, nereye götürüyor diye nitelendiriliyor. 20'ye yakın filmi var genel olarak. Ama daha sonra işte 1960'lı yıllarda da, 1966'da hatta Blow Up, Cinayeti Gördüm filmini çekiyor. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi alıyor. Oscar'da iki tane adaylık alıyor ve 2007 yılında da Roma'da vefat ediyor. Kısaca bahsedecek olursak. Filmimizde bugün Blow Up, Cinayeti Gördüm. Thomas diye bir fotoğrafçımız var. Bu Thomas bir lümpen bir karakter. Çok zengin ve model fotoğrafçılığı yapıyor daha çok. Keyfine muzdarip bir karakter söz konusu. Ve Thomas bir parkta hani doğaçlama fotoğraf çekerken bir çiftin tartışmasını görüyor ve onu çekmeye çalışıyor. Bir aşk yaşadığını da görüyor. Ve sonra orada daha sonra filmi tab ettiğinde görüyor ki bir cinayeti çekmiş aslında. Bir tanıklık etmiş. Ve ondan sonra Thomas'ın gerçeklik ve gerçek olmayan arasında kavramsal bir karmaşası oluyor ki filmde de bize bunu gösteriyorlar. Evet, isminden de zaten bir fotoğrafçılık terimidir. Evet. Büyütmek. Fotoğrafı büyük halde kullanmak, büyütmek anlamında aslında hani kelime anlamı patlama diye de İngilizceye çevrilebilir ama blow up olarak fotoğrafçılıkta da geçiyor. Evet. Bugünkü seçtiğimiz film birazdan göstereceğiz. Julia Cortazar diye Orta Amerikalı Las Babas Del Diablo diye kısa öykülerinden uyarlanmış. Julia Cortazar'ın Seksek diye yine güzel bir kitabı vardır. Son dönemde Matisse yayınlarında yayınlandı. Özellikle okumanızı tavsiye ettiğim yazarlardır. Ve Can Yayınları'ndan çıkan. Can Yayınları'ndan çıkan yine Cinayeti Gördüm adlı kitabı. Ki görüyoruz. Filmimizin de çok önemli bir sahnesidir bu da. Göreceğiz ve ne anlama geldiğini irdeleyeceğiz hep beraber. Blow Up diye film başlıyor. Evet. Ve Blow Up filminin hemen arkasında da bir görüntü görüyoruz. Orada da bir fotoğrafçı fotoğraf makinesiyle duruyor. Ve damda da bir kadın dans ediyor, bir model. Ve bunda izleyenler var. Filmin başında hemen pandomimciler çıkıyor ve pandomimciler bir askeri araçta. Evet. Hocam şimdi bunu izliyoruz ve bunu görüyoruz. Bir önlerinde ne vardır? Sinemada olduğu gibi aslında görünmez bir duvar vardır. O görünmez duvarı ne yaparlar? Pandomimciler kendilerince oynarlar ederler. Siz o oyuna ne yaparsınız? İkna olursunuz ya da olmazsınız. Ben birazdan size ne yapacağım diyor yönetmen bu görünmez duvarın içinde. Bir gerçekliği mi, gerçekliği olmayan bir şey mi anlatacağım? Ya bir şekilde gerçekliği sorgulayacak bir film başlıyor arkadaşlar. Hakikati sorgulayacak. Evet. Yani öyle bir sinemanın serüvende. Birazdan yine Rus sinemasından bahsedeceğiz. Kino gözden. Askeri araçlılar. Askeri araçlılar. Tabii burada 66 dönemine gelelim. Hı-hı. 66 biliyorsunuz artık neye karşı özellikle Vietnam Savaşı ile ilgili Amerika'da başlıyor. 68 hareketinin yavaş yavaş ortaya çıktığını göreceğiz. Özellikle var olan iktidar bize ne olarak sunar? Kendi gücünü hangi araçlara hatırlarsınız? Asker, polis yani gücünü. Başka okullar, The Waldo'nu tartışıyorlardı hatırlarsınız. Başka hapishaneler, Michel Foucault okuduysanız. Ki yani, burada hocam sanki pandomimciler askeri aracı ele geçirmiş ve şehre dalıyorlar. Şehirdeki tüm araçlar, tüm insanlarla bir iletişim içerisindeler. Evet. Şehre giriyorlar. Fütursuzca giriyorlar. Evet. Yani aslında burada bir yandan da filme giriyorlar. Evet. Filmin içerisinde Londra'da geçen bir normal bir film izleyeceğiz gibi görünüyor ama pandomimciler bunu gerçek algısını bozuyor. Evet. Tıpkı Otomatik Portakal'daki gençlerimiz gibi. Evet. 1895'te çektikleri ilk film babalarının
fabrikalarından çıkan işçilerdir. Evet. Ancak onları insanlara gösterirler, kimsenin ilgisini çekmez. Hı hı. Bunun üzerine bir yıl sonra başka bir film çekerler. Trenin gara girişi. Evet. Ve burada Antonioni hem sinema tarihine selam veriyor hem de aslında filmini başlatıyor. Sinema nasıl başladıysa filmini de başlatmış oluyor. Yani bunu işte nasıl bileceğiz? Sinema tarihini az çok bilmemiz. Ha, ya bu yani çünkü şöyle bir şey. Hocam dediğiniz gibi bu trenin o adam niye koymuş? Niye koymuş? Bunlar neden buradan çıkıyor? Campbell Reception Center. Bu evet. Sizin dediğiniz gibi bir bakım evi İngiltere'de halen faal halde. Özellikle erkek bak erkeklerin kaldığı o dönemde bir 300-600 arası erkek kapasiteli. Evet. Erkekler orada akşamları gidip yatıyormuş. Sefilhane diyor. Ha işte sefilhane. Meczupların falan sefilhane bir şey. Bizim personelimiz de elemanımız da oradan sarışın çıkıyor mesela. Elinde, elinde de bir poşet var. Bu poşeti de özellikle gösteriyor. Bu poşet sonra ne olacak acaba? Çünkü Çehov'un dediği gibi hani bir silah gösteriyorsan o silah filmde patlayacak sonunda. Eflatun hafif eflatun saçlı bir adamı görüyoruz. Bir şeyler oluyor bir filmde. Absürt durumlar var. Bir absürtlük başlıyor. Bir gerçeklik algısını bize mesela beyaz rahibeler geliyor. Rahibeler, bir gerçeklik algısı tuhaflaşmaya başladı. Normalde rahibeler tam tersi. Öyle algılamışızdır. Başka kimi görüyoruz? Yine pandemicilerle beraber. Şurada bir İngiliz asker geliyor. Geliyor. Ne alaka? Normalde ne olması duruyor. Lazım. Başka işte yerde bir... belki de olacak. Yani bir algı oynaması yapıyor bizde yavaş yavaş. Yani gerçeklik algımızı biraz tuhaflaştırmaya çalışıyor başta filmin başında. Başta ipuçlarını veriyor yani. Bizim gerçeklikle derdimiz var. Hakikati arıyoruz. Ve ana karakterimiz kahramanın yolculuğuna çıkıyor. Arabanın markasını görüyorsunuz. O dönemin İngilizlerin ünlü... En zengin markalarından biri. Rolls Royce. Makineyi görüyoruz makineyi burada. Görüyoruz. Adam aslında fabrikadan çıkan ya da işte sefilhaneden çıkan bir ne değil. İşçi. Elinde ne var? Eskiden yoktu. 90'larda Türkiye'ye geldi. Araç telefonu, telsiz telefon. Evet. İngiltere'de sadece o dönemde iki kişi de varmış. Gördüğümüzde yani adamın ne denli maddi oranın olduğunu, nasıl lüks yaşadığını, nasıl bir halde olduğunu ufak ufak bize anlatmaya birazdan çalışıyor. Birazdan o sefilhaneye neden girdiğini de göreceğiz. Evet. Tuzu kuru yapma. Aynen. Evet evet tam öyle. Niye 39 burada? Ne? 39 sizce ne? 39 ne? Hazreti Yusuf'un hikayesini evet. Saraya geldikten sonrası kısma. 39. Genesis diye, yaratılış diye onun 39. ayetine geliyoruz. İsmaillerden Yusuf köle olarak alınıp kral, Mısır kralı işte Firavun'u diyelim işte Potifar'ın yanına gelir. Orada hizmetkar olarak çalışır. Köle, ardından Yusuf köle, olarak köle. Çalışır. Yakışıklı bir köle. Yakışıklı bir köle. Ondan sonra Potifar'ın karısı Yusuf'a aşık olur, göz koyar. Ardından onu elde etmek için ne yapar? İşte gömleğine yapışır. Ve onu gömleğine yapışırken de hatırlarsanız gömleği yırtılır ve sonra Yusuf kaçar gider. Hı hı. Sonra Yusuf kabul etmez bu ilişkiyi. Tabii ilişkiyi kabul etmediği için Firavun'a şikayet eder işte Potifar'a. Der ki Yusuf bana geldi işte bir köle olarak beni arzuladı etti. Benimle birlikte olmak istedi der. Sonra bu hikayeyi bir de Yusuf'tan dinleyelim der. Yusuf da böyle olmadı böyle oldu der. Hı hı. O zaman kahramanımız filmdeki kahramanımıza gösteriyor bize. O zaman gerçekliği biz Potifar'ın karısı açısından mı bakacağız? Yusuf'un açısından mı bakacağız? Kahramanımız bir anlamda da ne çekecek film boyunca o zaman? Tıpkı Yusuf gibi çile çekecek. Çile makineyi fallik nesne yani penis olarak arzulayan, algılamaya çalışın. Yani şu andaki kadın da aslında ne yapıyor? Simgesel anlamda ilişki giriyor. Seks yapıyor aslında. İlişki giriyor. Aslında evet. Bu ilişki de birazdan hocam sanırım yapay, gerçek olmayan bir ilişki tabii, olduğunu yine görüyoruz. Aslında gerçekliği sorguladığı için. Burada mesela örnek veriyor. Örnek veriyor. Şimdi arka planda bir fotoğraf görüyorsunuz ya da resim görüyorsunuz ama ne alakası var? Bunu yönetmen bilerek koyuyor bilerek hocam. Koyuyor. Evet. Bu adamın nerede aslında aklı? Bu adam. Bravo. Aslında. Evet. Beş karış havada. Beş karış havada. Film boyunca da onu film boyunca göreceğiz. Hep böyle aklı havada olacak. Hatta aldığın nesneyi seçerken bile aldığın göreceğiz. Nesneler... Evin içerisinde stüdyodaki diğer resim ve tablolar, İnsanlar, fotoğraflar, ilişkilerinde ve hayata bakış açısında da göreceğiz. Ürünleri nasıl çekiyor size? Tamamını gösteriyor mu o fotoğrafçısı? Ne demek istiyor fotoğrafçı çekerken? Şu an görmüyorsunuz. Hı. Ne demek istiyor yönetmen burada? Modacı ne yapar diyor size? Ürünün evet. Sadece bir kısmını gösterir. Tamamını göstermez. Hayal sizin hayal etmenizi, sizi gıdıklar.
gelip o ürünü ne yapmalısınız? Gelip yakından bakıp tamamını ne yapacaksınız göreceksiniz. Şimdi bizim Adana'da Öncül reklama gelelim. Öncül Sefa diye bir reklam ajansı var. Mustafa Öncül ve Sefa abinin. Şimdi bu adamlar nasıl bir reklam aldı? Kırmızı reklam ödülü aldı. Kırmızı ödülü aldılar ve başarılı bir çok da başarılı. Ödüldü. Severiz kendilerini. Karikatüristtir ve fotoğrafçıdır. Tanırız eski afatlardan. Eskiden güzel yalı kebap hala var mı bilmiyorum. Durum ben var mı? Şeyde Süleyman Demirel tarafındaydı. Yeni inşaat olmuş. Maalesef evet kebapçı salonu. Bakın 3 metrelik kebap yaparlardı. Fotoğrafta ne kadarını görüyorsunuz o kebabı? 35 santimlik bir kebap. 35 santimini görüyorsunuz. Peki devamını merak ederseniz nereye gitmek zorundasınız? Güzel yalı dürüme gidip orada öyle bir fikir düşünmüşler, işte, tıpkı uygulamışlar. 1960'larda Antonio'nun bunu düşünüp ürünleri yani mankenleri bize ne yapıyor? Sadece bir kısmı kıyafetlerini gösteriyor. 1960'larda mood akımı ortaya çıkıyor. Mood akımı nedir? Nedir hocam? Ondan kısaca bahsedelim. Şimdi 1960'larda İngiltere bolluk bereketli, özellikle petrol fiyatları oldukça yüksek. Orta ve üst kesimdeki yaşayan gençler özellikle kendilerine ait. Çünkü o dönemde hangi alternatif gruplar çıkmış? Özellikle alt gruplar. Hippilik dediğimiz ya da punk daha ortaya çıkmamıştı, ona benzer daha başka akımlar var. Şimdi onlar kendi akımlarını yaratmışlar, kültürlerini, hatta müziğini yaratmışlar. Peki orta ve üst düzeydeki adamlar kendileri başları kel mi? Bunlar da kendileri akımlarını, kendi modasını kendi yaratıyorlar. Ve yaşam biçimlerini de ona göre uyarlıyorlar. Birazdan yaşam biçimlerini göreceğiz. Yani az önceki fotoğrafçının yaşam biçimine benzer. Vur patlasın, çal oynasın, gezelim, yiyelim, içelim. Hovardalık yapalım. Böyle bir yaşantı. Diyeyim. Kırmızı sandalyeye oturuyor. Neden kırmızı sandalye? Evet. Birazdan o sandalye. Hepsi de görünmüyor bu arada. Tabii görünmüyor da. Sandalye tabii başka bir şey ifade eder. İlk defa kolçaklı sandalye. Bu da kolçaklı değil. Artık sırtlı sandalye yapan kimdir? İsa. Marangoz olan İsa yapmıştır arkadaşlar. Kahramanımız İsa gibi film boyunca çile çekecek. Evet. Bu arkadaşı Bill. Ressam evet. Şimdi ressam ona gelelim. Evet. Kendi yaptığı resimleri de tam algılayamayan, kübizm üzerine bir sanat üretmeye çalışan biraz birisi. Biraz da şey, dışa vurumcu diyebiliriz. Onu da şimdi anlatalım. Evet. Jackson Pollock Amerikalı bir sanatçıdır. Fırça darbeden rastgele tuvalin üzerine atar. Ondan sonra da onu da CIA tarafından milyon dolarlarla paralar alır. Neden alınır? İngiltere'de Fransa'dan kültür sanatı alıp Amerika Modern Sanat Müzesi MoMA'yı kurmuştur. Fransa'dan biz alacağız çünkü para artık bizdedir, güç bizdedir. O akımda yani dışa vurumcu dediğimiz Jackson Pollock'un birkaç sanatçı daha var özellikle. O akımın sanatçıları CIA tarafından bilinçli olarak para tarafı verilir. Şimdiki sanatçımız da gösterdiği de aslında bir süre sonra da göreceğiz. İşte şuradan Jackson Pollock'un hikayesini de göreceğiz. Anlamın olmadığı resimler ifade eder. Çünkü ana karakterimiz adı ana Thomas. Ana karakterin ismi neden Thomas? Filmin içerisinde de neredeyse geçmiyor. Caravaggio. Caravaggio'yu biliyor muyuz sanat tarihindeki? Kuşkucu Thomas. Evet. Evet. Ne ya Aziz Thomas diye hikayesi İsa de var. İsa çarmıha girmiştir. Ölmüştür. Kefenine sarılacaktır. Dirilir işte havarilerine görüşür. Thomas öldüğüne inanmaz. Kuşku duymaktadır. Evet. Onun üzerine ne yapar? Gider. İşte mızrağıyla Romalı askerin geldiği. Evet. Gelir yaraya içine dokunar, bakar. O zaman bilinçli olarak bize Thomas karakterini neden yönetmenimiz seçmiş? Evet. Film boyunca aslında siz izleyiciler kahraman üzerinden neye karşı karşıya kalacaksınız? Kuşkuya karşı. Thomas ismi ayrıca hepimiz izlemiş olabiliriz. Matrix'teki Thomas Anderson karakteri vardır. Neo'ya dönüşür. Hatta Thomas da kuşkucu, şüpheci ve araştırmacıdır. Evet. Morpheus de o yüzden buluşur. Parayla oynuyor. Para nasıl bir araçtır? Janus diye bir şey vardır. Aynı zamanda mitolojide geçer. Janus aynı zamanda Bergman'ın film ya da Amerikan kökenli film yapımcısıdır. Janus nasıldır? Bravo. Kahramanımız aslında nasıl bir kahramandır? İlişkilerindeki kadınlarla olan ilişkilerinde az önce nereden geldi bir gördük. Sefillerin hayatının içerisinde yaşadı. Onları biraz sonra göreceğiz. Nasıl kullandı o insanları? Neden kullandı? Nasıl kullandığını göreceğiz. Şimdi o para sayesinde nasıl o kızları ünü şöhreti sayesinde nasıl kullanacak? Jaws. Jaws. Şimdi belki 1970'ler 8 ya da 7 denmiyorsak. Açılış sahnesini hatırlıyor musun? İki genç geliyor plaja. Hatırladınız mı? Filmin de açılışında. Evet, erkek pantolonu çıkarmıyor, üstünü çıkarmıyor ama düşüyor, takılıyor falan, çıkartmıyor. Beceremiyor bir sürü de ama kız üstünü çıkartıyor.
ardından altını da çıkartıyor. Çırı çıplak nereye gidiyor? Denize. Hı-hı. Peki ama çıkardığı yer neresi? Çitler. Çitler. Aynı böyle çitlerin önünde. Çitleri aşıp nereye giriyor? Denize giriyor ve birazdan kim gelecek? Karakterimizi, Jaws'ımız gelecek. Başroldeki karakterimiz Jaws'ımız gelecek. Onu ne yapacak? Ham yapacak. Jaws niye isim geliyor o zaman? Faldus. Yani Jaws, Jaws değildir aslında. Evet, yani sınır aşanın başına bela gelir. Hatta geçen Metin Ersan'ın Sevmek Zamanı aynen, filminde yine vardı. Duvarı aşıyordu. Duvar sınıfsal farkı, çit sınıfsal farkı ifade eder. YouTube'da da bahsetmiştik. Film okuyoruz diye yazarsanız mı? Sevmek Zamanı izleyiniz. Biliyorsunuz sinema her ne kadar Fransa'da ortaya çıksa da onun felsefesini aslında bir yandan da yapanlar Ruslar olur. Eisenstein'in ekolünden düşen Dizige Vertov diye bilinir. Kino göz dediğimiz yani gözümüzün bir tür gerçekliği, hakikati algılayıcı biçimde koyuyor. Hatta belgesellerini kullanıyor. Aynı zamanda bir süre sonra az önceki tanrısal göz gibi özellikle savaş sahnelerinin propaganda amacıyla o dönemdeki kullanılmasını bizzat hem Ruslar yapıyor hem de Goebbels, Hitler yapıyor. Kamera acaba gerçekten bize gerçeği mi yansıtıyor? Yoksa gerçek diye bize sunulanı mı yansıtıyor? Bu da ta Platon göndermelerine kadar gidiyor. Tabii. Mağara mitolojisine kadar. Şikreşov aynı adamın fotoğrafını üzerine bu sefer başka nesneler göstererek seyircinin tepkisini ölçmüştür. Evet. Evet. Birincisinde ölü bir çocuk tabutunu gösteriyor. Seyirciler ne hissediyor bu adam diye soruyorlar. Üzüntü. Neden çocuk ölmüş? İşte çocuğu ölmüş, ona üzülmüş. Oysa adam boş bir duvara bakıyor normalde. Adamın yine ikinci karedeki aynı fotoğrafı gösteriyor. Seyircileri bu sefer değiştiriyorlar. Başka seyirciler geliyor. Ne gösteriyorlar? Kase, çorba. Bu adam ne hissediyor o zaman? Aç. Üçüncüye bakıyoruz. Orada yatan bir kadın fotoğrafı gösteriyor. Bu adam ne yapıyor? Kadını arzuluyor, şehvet diyor. Yani aslında sinema bir yanılsamadır aslında. Ne diyor bize? Aslında bize onun felsefesini yapıyor yönetmen, kahraman üzerinden. Sinema size aslında neyi göstermez? Başta aslında ipucunu verdi. Pandomimciler gibi. Hakikati, gerçekliği göstermek gibi bir görevi yok. Yönetmen ne istiyorsa, nasıl anlatmak istiyorsa onu o şekilde vurgulayabilir. Az önce fotoğraf makinesi ne isim geliyor demiştik. Fallik, penisli isim geliyor. Yani ben gerekirse senin diyor penisini elde etmek için filmde ısırırım. Filmde de en başta bize onu gösterdi o şehvetli sahnede. Adam onu fallik olarak kullanıyor. Ve yönetmen ona bize öyle gösteriyor aslında. Ve filmin ilerisinde de göreceğiz fotoğraf makinesinin yanında olmadığı zamanlar çaresiz. Şimdi burada barış yanlısı insanların bir yürüyüşünü görüyoruz. Evet, polisler de koruyor. Defol işaretini defol. Oraya yerleştiriyor. İki türlü de okuyabilirsiniz. Zengin adama defol diye olabilir ama ya da kendi safına çekmek istiyor da olabilir. O ilk başta da hoşuna gidiyor. He 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 koy tamam diyor. Sonra zaten araba da o yere dinemiyor. Evet. Ve araba ilerlerken uçuyor gidiyor. Yere dinemiyor çünkü. Adamın öyle bir sınırsal yapısı yok. Sınırsal bir yapısı yok. Karşı duruşu yok. Kırmızı bir kutuya. Kulübeye. O zaman kırmızı nedir? Sanat tarihinde yine kırmızı giyenler tehlike arz eden, tehlike içinde olanlardır. Zoom yaptı, çekti. Büyüttü fotoğrafı. Büyüttü, ne oldu? Bulovap oldu. Filmin ismi de buradan çıktı. Böyle bir adam. Evet. Hangi pozisyonda yatıyor? Sola yatık. Peki, Paul Bain diye bir ünlü Hollandalı ressam İsa'yı hep nasıl yapmıştır? Sola yatık vaziyettedir. İsa'nın ölüm tablolarının %99'u sola yatık vaziyettedir. Eğer kahraman solda yatıyorsa filmin başında görürseniz bilin ki o adam ölecek. Ölecek. Yani. Yazık. Kurtuluş yok. Hakikati kino göz bize ne gösteriyordu? Kamera objektif değil mi? Biz haberi görmezsek inanıyor muyduk? Savaş çıktı, birisi öldü bilmem ne. Bize gösteren nedir? Kameradır. Kamerayı anmazsan biz adamın öldüğüne inanacak mıyız? Bir örnek vereyim. Maradona'nın bir fotoğrafı vardır. Maradona fotoğrafında karşısında 5 tane futbolcu vardır ve hepsi panik haldedir. Maradona da çalım atmak üzeredir bu fotoğrafta. Halbuki o fotoğrafta aslında fotoğrafta gördüğümüz Maradona'ya bak. 5 futbolcuyu geçecek az sonra. Olay öyle değil. Bir serbest vuruş var. Serbest vuruşun karşısında 5 tane adam duruyor. Serbest vuruştaki kişi Maradona'ya pası atıyor. Fotoğrafçı o an çekiyor. Ya serbest vuruştaki 5 kişi Maradona'ya dönüyor sadece. Sonra da Maradona da başka bir futbolcuya pas atıyor.
Yani biz, ya hakikat, sinemanın bu aşıyla ilgili şey. Neyi görüyorsak ona inanmak, medya, inanmamak. Da, ha, evet. Burada yüzleşiyor yine kendisiyle. Nereye bakıyor? Yine havadaki. Havadaki şeye bakıyor. Aklı hala havada. Şey yapıyor. Dur. Bu ne şimdi? Buyur, şimdi nereye? Bak bu niye döndü bak. Niye burada patatesler var? Ne alakası var? İşte elma var. Dönmesin. Var. Bakmasın. Patates pahalı, ne? Soğan pahalı. Türkiye'yi mi anlatıyor? Bir böyle bir de dağınık pis bir ortam. 2019. Açlık mı acaba? Açlık mı? Yaklaştık, bekle. Evet, bunun ismi resim tarihinde, sanat tarihinde Vanitas deniyor arkadaşlar. Bize ne, o evliliğin ne halde olduğunu gösteriyor? Ölü, bitik. Bitik bir evlilik. Patrice diyor ki Bill'in resimlerine benziyor. Bill'in resimleri de kübik ve anlaşılmaz ya. Ne oldu? Anlaşılmayan bir durum. Yani gitgide yok oluşa doğru gidiyor aslında bu hikayedeki bu durum. Ses sistemiyle problemi çıkıyor. Ve müzisyen gitarını kırmaya başlıyor. Ulan ben böyle gitarım diyor. Ve gitarını insanların arasına atıyor. O güne kadar, o dakikaya kadar sabit duran insanlar çıldırıyor o gitarın parçasını almak için. Ama kim alıyor gitarı ve o insanlar kim aslında? Ve neye dönüşecek? Evet, gel. Bundan yaklaşık 10 yıl sonra başka bir şeye dönüşüyor o insanlar. Evet, George Romero. 1976 ya da 8. Geçen yıl vefat etti yanılmıyorsam. Evet. Ölülerin Şafağı devam filmleri de çekti ardından, biliyorsunuz. İlk zombi filmi çeken. Aslında o insanlar ne isim geliyor arkadaşlar? Tüketim kültürünü eleştiriyoruz ya. Gitarın parçasını kim alıyor kim hocam? Kim alıyor tabii ki? Kahramanımız eline geçiyor. Aldığında ne oldu? Boş. Boş. Bir anlamı var hep mı? Hep boş ya. Böyle yaşam mı? Bak atıyor. Adamlar parçaladı kendini. Bu da önemli bir şeymiş gibi. Evet, bu da takipçisi az olan. Evet, garip. Bu partiyi yayıncısı orada. Onunla sohbet etmeye gidiyor. Ona durumu anlatmaya, başından geçenleri anlatmaya gidiyor. Ama ortam ilginç. Evet, şuradaki sahneyi unutma. Evet. Ortam ilginç. Herkes kafayı bulmuş. Güzel güzel. Maraşotu sarıyor. Evet, aslında. Bunu büyütelim. Dur. Büyüt evet. Bunu. Şimdi büyütebiliyorsan büyüt. Bu hocam. Evet. Şurada yazıyor. Gazetenin üzerinde ne yazıyor? The Big Sale yazıyor. Ve üzerinde de uyuşturucu var. Uyuşturucu var. Ot var. Evet. Büyük ucuzluk var. Tıpkı az önceki AVM'de olduğu gibi. Yani tüketim sizi ne yapar? Tıpkı uyuşturucular gibi. Evet. Sizi bağımlı yapar. Şimdi önce hikayede Bill'in resimlerine benziyor diye Patrice dedi ki olay aslında biraz çok da anlamlandıramayacak bir durumda. Sonra Jane ortadan yok oldu. Sonra yayıncı dedi ki ne diyorsun sen dedi. Hani bir şey mi anlatıyorsun? Parkta bir şey mi oldu? Hiçbir şey dedi. Gitgide olayı yok etmeye oluşuyor yönetmen. Yok etme düşüncesinde yani. Var mı yok mu muhakemesini yaptırıyor bize. Burada da adamı göstermeyelim ki burada makineli. Burada da hani adam da yok oldu. En başındaki pandomimciler o zaman çember tamamlanacak biraz. Evet. Bakalım çemberi nereye tamamlayacak? Geldiler, tenis oynuyorlar. Ne oynuyorlar pandomim. Şu an pandomimciler? Şimdi tam pandomim yapıyorlar işte. Top yok. Ama. Raket yok. Hareket, aksiyon var. Bizimki bile izliyor topu evet. Göya. Göya izliyor top. Hatta kamera izliyor. Biz sekiyor, izliyoruz sekiyor, şu an. Sekiyor, gidiyor. Yani artık biz de algımızı yitirmişiz. Evet. Top orada zannettiriyor bize. Çünkü yani sinemanın bu yanılsamasını da çok iyi veriyor ve altın palmiyeyi alıyor. Evet. Kendi de inandı şu an. Evet. Topu attı. Düştüğünü izliyor kendince. Sesi tekrar duyuyoruz bakın. Ses geldi. Ses geliyor. Tenis topu bakış sesi gelmeye başladı. Bir sağa bir sola bakıyor. Ne oldu kahramanımız? O da yok oldu. Evet. Geçmişle ilgili yani felsefeyle, mitolojiyle, sanat tarihiyle ilgili daha çok okumak, daha çok bilgi sahibi olmanız için size bir kapı açtıysak ne mutlu bize. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar.